Biliyorsunuz tabii yeni oyun sırasında Yasin, Evrim ve Ardahan'ın karıştığı ciddi bir tartışma oluyor. İsterseniz kısaca onu bir hatırlayalım. Durmayalım. Oyunu bırakırsan dönme. Sen mutlu ol. Hep buna dönelim. Bu saatten sonra. 9-6. 7-7. Tamam onlar 9-3'ten almadılar mı oyunu? He? Aldılar değil mi? 9-3'ten oynadılar. Böyle enerjim vardı peki. Ben işte böyle enerjim. Ama ben sen bir surat şey yaparsan, Evrim bir surat yaparsa tabii olmaz. Sen bağır. Çıldırtmayın beni. Bağırmana bana bağırma ya. Bu tarafa git oğlum bana bağırma. İkiniz de suratsız tekisin. Tabaktandır. Bir sana geliyorum bir ona geliyorum. Ne alakası? Yeter be. Ayıp bağırmasınlar vallahi ha. Hadi git. Evrim, Evrim bağırmıyor. Hadi git. Herkes bağırıyor ya. Bizim mücadelemiz boşuna çıkıyor bıraktığı zaman bir kişi. Oyunu bırakıyor gitti. O zaman biz niye yarışıyoruz burada? Bağırmayın gözünüzü seveyim ya. Bir suratı abi, sen yapıyorsun. Ben yapmıyorum. Bir surat o yaptı. Oğlum bak. Sabahtandır yalvarıyorum size. Yapmayın korumanın. Hadi diyorum. Hadi. Öndeyiz diyorum. Hadi diyorum. Hadi diyorum. Yükseltiyorum. Bağırıyorum. Hadi diyorum. Böyle. Bak hareketin bu. Aramayız. Eskiden ben böyleydim. Herkes bana sakin ol diyordu. Şimdi de ben sakin oldum. O da gelmiş, o da burada böyle. Bir akışına bırakın, bir eğlenin, bir mutlu olun be. Bir daha Survivor'a mı geleceğiz? Yalvardım. Olmadı. Güzelim dedim. Bebeğim dedim. Çok şimdi iyisin dedim. Sen ne diyorsun dedim. Ben anlamıyorum. Olmadı. Tamam. Yapma, kurban oldum tamam. Diyorum. Tamam. Şurada kim sustu, bağırdı? Gel. Ne? Ha? Burada bir kere susup şurada böyle durdum mu? Böyle sizi mi izledim? Bir şey ağzım çıktığı kadar bağırdı. Bağıracaksın tabii ki. Takdir edesin. Tamam bağırıyorum. Derdiniz ne benimle şimdi? Dert değil. Elinizi mi bağladım? Elini mi bağladım? Elini mi bağladım? Ne oldu? He bağladın. Gittin lan bu sana. Tak tak tak. Canım böyle. Canım onu yapmak şey istedi be. Ne senin gibi bunları kafama mı vurdum? Bir kere de onu yapayım ya. Bir dakika Elif. Bir kere de bunu yapayım ya. He yap. Bir kere yapış, yani. Ne oldu? Tamam, tamam, 4 aydır. Bravo. Sakin olun bravo, ya. Tamam tamam. Tamam. Hadi ben onu yaptım. Ben bravo, sayı bravo, alamadım. Tamam, tamam. Bravo, tamam. Benim mi suçum şu an kaybetmemiz? Tamam, bravo. Evet, tabii şimdi bu tartışmayla ilgili sözü Murat abiye vereceğim ama ondan önce hemen yönetmenimizden şunu rica edeyim. Çünkü bu tartışma niçin başlıyor? Evrim'in oyun esnasında oradaki sembolleri eliyle tek tek itip yani oyundan kendini diskalifiye ediyor aslında. O görüntüleri bir döndürebilir miyiz? O vurduğu görüntüler. Çünkü arkadaşları yoğun bir çaba sarf ederken oyunla ilgili Evrim gidiyor bakın tek tek deviriyor. Ben bu oyunda yokum diyor. Hatta Cemal Can da şaşırıyor. Ne oluyor diyor ama Cemal Can'ın oyunu bitirmesi lazım. Cemal Can oyunu bitirip kazanıyor ve ondan sonra bu tartışmalar oluyor. Evet Murat abiciğim alabiliriz görüntüyü. Şimdi öncelikle şöyle başlayayım. Şimdi bu takımlar orada oyun oynuyorlar ya. Bu takımlar orada oyun oynarken buradaki izleyiciler şu takım kazansın, bu takım kazansın diye evde seyrediyorlar ve kazanırlarsa, tuttukları takım kazanırlarsa seviniyorlar. Kaybederse de ağlayabiliyorlar. Yani Survivor şu anda öyle bir durumda. Bu kadar fanatik bir izleyici var Survivor'da şu anda. Şimdi Evrim, senin o takım, bir takım var orada değil mi? O takım Sercan, Evrim, Ardahan, Elif, Yasin böyle beşli bir takım var. Bu takımı şu anda Survivor izleyicileri içinde tutanlar var mı? Var. O takımın kazanmasını isteyenler var mı? Var. O takım başarılı olursa sevinenler hatta geçen gün izledik biliyorsun. Seyirciler nasıl seyrediyorlar Survivor'ı? Televizyon içine giren, televizyonu öpenler var. Bu kadar olaya konsantre olmuş insanlar var. E kardeşim sen şimdi Türkiye'de izleyen bu kadar kitle varken o takımı tutan sen orada bu hareketi yapamazsın Evrim. Yani o takım senin takımın değil. O takımı destekleyen insanlar var ve o takımın başarılı olmasını isteyenler var. Sen onlara orada o hareketi yaparak onları burada üzmeye hakkın yok. Evrim bir kere burada %100 haksız. Yani Evrim'in tutunacak dalı yok kardeşim. Evrim bazen seni seviyoruz. Diyoruz ki Evrim Survivor'da yaptın devrim. Bunları da söyledik. Yani şimdi burada vur abalıya da yapmak istemiyorum fazla. Çünkü Evrim'e şu anda hakikaten vur abalı durumu var. Hı hı. Baktığımız zaman, gördüğümüz zaman bir vur abalıya durum var. Ben de böyle gidip kadının üzerine de vur abalıya yapmak istemiyorum. Ama şimdi gerçekleri de konuşmamız lazım kardeşim. Evrim, yani bu nedir ya? Sen niye orada bir kere oyunu bırakıyorsun kardeşim? Nedir bu yani? Sen orada devam etsene. Oyun bitmedi ki. Ne orada kendi kendine bir şeyler yapıyorsun? Psikolojini düzeltmek adına bir takım hamleler yapıp oradaki arkadaşlarını da... Bak şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Orada 2 tane kadın var. Bir tanesi Evrim, bir tanesi Elif değil mi? Evet. Evrim... Bugünün siyahı, şeyde beyazı. Elif de beyazı. Şimdi Elif ne yaptı?
Elif daha geçen gün kardeşim boynundan problem yaşamadı mı bu kadın? Yaşadı. Bu kadın hatta biz acaba Survivor'dan ayrılacak mı dedik. Kahrolduk burada. Kadın çok kötü durumu, ambulanslarla gitti. Peki bu kadın şimdi geldi. Diyor ki orada ben oynayacağım diyor. Ben takımım için oynayacağım diyor. Ben her türlü fedakarlığı yaparım diyor. Ve sakat sakat oynamak istiyor. Evrim kardeşim böyle bir kadın varken senin yanında bu kadar fedakarlık yapmak isteyen sen bunu yaparsan o kadına da ayıp etmiş olursun. Bu yüzden de Evrim bana göre bu gece gerçekten hani bugüne kadar tabii ki eleştiri yaptık Evrim ama bugün dozu aştı yani. Sen hani takımlara birer lakap taktın ya abi, evet. SMS Spor dedin bir takıma. Evet. Ben de şöyle söylemek istiyorum. Bir takım Huzur Spor, evet. Bir takım Kaos Spor abi. Huzur gerçekten. Spor, Kaos Spor. Yani şimdi bugünkü kaybettikleri oyuna bakıyorum, evet. Abi tamam mı? 5-3 öndeler. Bakın mavi takım 5-3 önde. Evet. En son Ardahan yeniyor, Sercan yeniyor. 5-3 öne geçiyorlar. Ve yine bir tartışma. Yine bir kavga. Yine kavganın içinde Evrim. Yine kavganın içinde Yasin. Oyun dönüyor abi bak. 5-3 öndeler. Evet. Ondan sonra sadece bir oyun kazanıyorlar. Yine üst üste bütün oyunları veriyorlar biliyor musun? Bak 5-3'ten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oyun veriyorlar. Aynı şey oluyor. Sadece bir tane oyun kazanıyorlar. Arada bir tane oyun kazanmışlar. Yani yine bir kavgadan sonra işler çığırından çıkıyor. Yani Furkan'cığım yalnız şunu da söylemezsem gece eve gidip uyuyamam. Şimdi bak Evrim'i burada eleştirdik. Dedik ki Evrim %100 hatalı. Onların hepsi ayrı. Ama ben bugüne kadar bir şeyi savunmuştum. O savunduğum şeyden de vazgeçersen burada Murat Özen olarak ben bu akşam evde kafamı yastığa koyduğum zaman uyuyamam. Savunduğum şey neydi benim? Bir kadına bağırmayacaksın. Şimdi kadın her ne kadar hatalı da olsa. Kadın hatalı olmuş olabilir ama bir kadına da bağırmayacaksın. Bunu ben bu masada çok savundum. Şimdi Evrim'i hatalı buluyorum diye bu tezimden de vazgeçmem. Geri vites yapmam. Yasin Evrim'e yine bağırıyor. Bir kadına o şekilde bağıramazsın. Bir kadın hata yapmış olabilir. %100 daha. Ama bak sana bir yok şey yok abi bağıramaz. Bak abi, ben orada bak, geri vites yapmam. Bak, ya bak şimdi sürekli şimdi bu konuda sokmamak lazım. Evet abi bak şimdi. Ya bağırıyor şey, kadına yine. Abi şöyle ama bak. Takım her yere bağırıyor Yasin. Bak her evet. Yere. Ama şimdi şöyle. Ama hep ikaz aldı. Evrim'e bağırma dendi. Tabii doğru söylüyorsun. Olur mu? İkaz almadı bak, mı? Bir şey söylemiyorum Murat tamam. Abi ama şöyle. Sadece evet. Bir ben de kendi bakış açımdan yorumlamak istiyorum. Yasin herkese bağırıyor tamam mı? Yani bunu özellikle burada evet. Evrim'e yaptığı ya, zaman daha yakışıksız. Daha kötü o erkeklere de bağırıyor. Pardon bir dakika. Evet, herkese bağırıyor. Herkese yani. Başka herkese bağırdığı bağırıyor. Kadın söyle bana. Nisa orada masaya bençe bağırıyor. Bağırıyor hayır, abi hayır, orada dakika, bağırıyor şimdi, devamlı. Yani. Özellikle bugüne kadar özellikle bağırdığı bana kadın ismi söyleyin. Bugüne kadar hep ikazları kimden aldı? Acun Ilıcalı'dan kim üzerinden yok, aldı? Yok Nisa'yı da sesini yükseltti. Ya tamam Nisa'ya bir keredir ama Evrim'e Survivor maçından beri bağırıyor. Herkese bağırıyor. Herkese bağırıyor diyerek... Bence olayı, daha sıkıntılı bir durum. Bence daha sıkıntılı. Bir kadına bağırması evet. Değil, artı erkeklere de bağırıyor. Herkese bağırıyor. Herkese bağırıyor. Bence daha sıkıntılı. Ama kadına bağırması erkeğe bağırıyor diye hiç ikaz almadı. Erkeğe bağırıyor diye özellikle ikaz almadı. Kadına bağırıyor diye Acun Ilıcalı. Acun Ilıcalı ne dedi sürekli? Evrim'e bağırma Yasin. Evrim'e bağırma Yasin. Evrim'e bağırma Yasin dedi. Şimdi Evrim, şimdi %100 hatalı diyoruz da Evrim ne yaptı abi? Adam mı öldürdü yani? Ne yaptı Evrim? Hatalı. Evrim'e şu anda herkes kızıyor ama yani sonuçta adam da öldürmedi Evrim. Hatasız da kul olmaz. Hatasını söyleyeceğiz Evrim'in. Tabii ki söyleyeceğiz ama Evrim'e de Yasin'in yapmış olduğunu da ben bir kenara da atmıyorum kardeşim. Benim vicdanım rahat etmez. Ben vura balıya yapmam. Yasin de Evrim'e bağırıyor. Acun Ilıcalı da 50 kere de ikaz etti bağırma diye yine orada bağırıyor. Yani bir kadına bağırması da hata kardeşim. Ben de bunu söylerim. Bu kadar basit. Evet. Teşhisi koyalım. Teşhisi ben en sonunda söyleyeceğim. Bu gördüğümüz görüntülerin çıkış sebepleri aslında. Sözümün sonunda söyleyeceğim. Ama Evrim hatalı. Şimdi Yasin reaksiyon gösterdiği için Yasin üzerinden gidiyoruz da. Yasin bağırmayıp Sercan bağırsaydı biz Sercan kadına bağırıyor demeyecektik. Ya ama Evrim bağırılmayı hak etmiyor ama Evrim çok sert eleştirilmeyi hak ediyor. O ayrı. Çok sert eleştirilmeyi hak ediyor. Ben bir yarışmacı olsaydım tepki gösterirdim. Nice yarışmacılar da biliyorum ki Evrim'e çok sert tepki gösterirdi. Çünkü Evrim oyunu bırakıyor. Oyunu bırakan yarışmacıları herkes eleştirir. Survivor'da gördüğüm yıllarca herkes eleştirir. Çünkü bu biraz da sporculuk ahlakıyla da ilgili bir şey. Biliyorsun Sema, siz mesela koşarken yarışı bıraksan
sana antrenörlerin ne der? Evet, ben bıraktım, antrenörüm kör oldu ve 30 gün sonra 20 kilo vererek hayatına devam etti. Bak, 30 gün hastanede bırakamaz. Bırakam, oyunu bırakamaz. Ben düştüm de bıraktım ama. Tamam, kaybedeceğini bilsen bile bırakamazsın. Aa, Sema bıraktığı an oradan ayakkabı falan fırlayabilir yani Sema'ya evet, doğru. Ama olsun, hayra vesile antrenörüm şeker hastası olduğunu o gün kör olunca anladı ve 30 gün nasıl sonra... Nasıl kör oluyor? Adam gerçekten mi kör oldu? Ben evet, mecazi anlamda söylüyorum. Şeker hastası olduğunu o gün öğrendi. Üzüntüden gözleri... Aniden gidince hastaneye kaldırdılar. O gün gizli şeker olduğu ortaya çıktı ve 20 kilo verdi. Hayata bir daha döndü. Ben rekor kuramadım ama o yaşıyor. Geçmiş olsun. Yaşıyordu. Adam senin yüzünden kör olmuş. Ekrem abicim, öpüyorum. Ben anlamadım şu an. Adamın gözler gibi. Ama olsun gözler. Sonra geldi canım. Yani düzelmiş. Geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun. Yani oyunu evet, bırakamazsın. Herkes eleştirir. Sadece burada başrol Yasin olduğu için biz bunu konuşuyoruz. Oyunu bırakamazsın. Ki atladığınız bir yer var. Görüntüler eksik. Oyunu bırakıyor. Sonrasında geri dönüyor, labutu yerine koymaya çalışıyor. En son giderken tabii. O zaman bunu yapacaksan, yani geri dönme planın varsa oyuna, o zaman böyle bir hareket yapmayacaksın. Bıraktıysan sonuna kadar arkasında dur, kendini de savun.